Sayın seyirciler İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalar ve öğrenciler tarafından tasarlanan güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil Türkiye turuna çıkıyor. Ayrıntılar için kameralarımızı hemen İstanbul'a çeviriyoruz. TRT muhabiri Evren Ünal karşımızda. Evren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaza kampüsündeyiz ve İTÜ'lü gençlerin, akademisyenlerin e, geliştirdiği güneş enerjili elektrikli otomobilleri tasarladığı atölyenin içindeyiz. Ve arka planda da hemen 9. nesil yani geliştirilen son güneş enerjili elektrikli aracı görüyoruz. İsmi Bovitska. Bovitska yaklaşık 700 kilometre gidebiliyor depoladığı enerjiyi kullanarak ve 16 Temmuz'dan itibaren de Türkiye turuna çıkacak. Önce İstanbul'dan Çanakkale'ye uğurlanacak. Oradan Bursa'ya geçecek. Bursa'dan Eskişehir'e ve son olarak da turunu Ankara'da tamamlamış olacak. 1471 kilometre kat edecek. Yani hepimizin kullandığı karayollarında bu tarihler arasında Boviska'yı görmemiz mümkün olacak herhalde değil mi diye Doktor Alper Tolga Çalak'a sormak istiyorum. Proje danışmanı niçin böyle bir tura çıkıyor bu araç? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bizim aracımız genel olarak e, bu uygun mevsimlerde aracımızın öncelikle test edilmesi için ve e, yurt dışında e, katılacağımız, katılmayı planladığımız yarışmaların testi yapılması amacıyla ve e, aynı zamanda bir e, elektrikli araçlarla ilgili farkındalık yaratmak için İstanbul Teknik Üniversitemizin de e, bu konudaki çalışmalarını e, duyurmak için bu şekilde teste çıkıyoruz. Şimdi yine. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünün himayesinde rektörlüğümüzle birlikte böyle bir mini bir e, Türkiye turu planladık. Önce Çanakkale'ye gideceksiniz ama burada hani çok anlamlı ziyaretleriniz de olacak galiba. Evet, e, turumuz 16 Temmuz'da başlayacak. E, 16 Temmuz'da Çanakkale Şehitlik Abidesi'ni ziyaret edecek e, arabamız inşallah. Ondan sonra e, Bursa iline ve Bursa'da İTİL'ine ziyaret edeceğiz. Bursa'dan sonra Eskişehir, Eskişehir'de e, devrim arabaları ziyaretimiz olacak. Devrim arabasını ziyaret etmeyi planlıyoruz. Sonra e, turumuz Ankara'da e, bakanlıklar ve e, olabilirse e, Külliye'de de bir e, ziyaret planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden o zaman size iyi yolculuklar diliyoruz. Biraz da aracın teknik özelliklerinden konuşalım isterseniz. E, Ömer Nezih Atalay proje yöneticisi. Şimdi hemen orada ben güneş panellerini gördüm. Bir gösterir misin? Öncelikle hoş geldiniz. Hemen anlatayım sizlere. Bu görmüş olduğunuz güneş panelleri yüksek verimli donanımlardır. 260 tane güneş hücresinin güneşten aldığı enerjiyle aracımızın bataryasını şarj etmek için kullanılıyor. Bunun asıl amacı şu anki araçtaki bataryamızın şarj edilerek mesafenin uzatılması. Peki ilk başladığınızda 2004'te başladığınızı biliyoruz. İlk aracınız ne kadar gidiyordu? Nasıl bir özelliği vardı? Şimdi İ nereye geldiniz? İlk aracımızın hem mekanik gerek elektriksel verimleri çok daha düşük seviyelerdeydi. Fakat biz bunu o andan itibaren, o günden itibaren e, yüksek seviyelere çıkarmış bulunmaktayız. E, şu anki aracımız sadece güneşli bir günde güneşten aldığı 850 wattla 75 ile hiç durmadan düz yolda gidebilmekte. Peki dünyada kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'den elektrikli ya da işte güneş enerjili birlikte e, kullanan bir araç, bir marka çıkabilir mi? E, Türkiye'deki mühendisler bu konularla alakalı gerekli altyapı ve know-how'a sahip vaziyetteler. Bu seri üretime geçirme mevzusunda da e, bize yeterli bize dediğim e, bu çalışacak mühendisler yeterli destek sağlandığında bu yap çalışma yapılmaması için hiçbir sebep yok. Peki çok teşekkür ederim. Yani bir Tesla'yı görebiliriz aslında o, o manada. Aa, kesinlikle zaten bizim katıldığımız uluslararası yarışmalarda bu e, o, yarışmalara katılan öğrencilerin başlatmış olduğu bir firma Tesla. Aynı şekilde Hollanda'da da bir firma var. O firma da güneş enerjisi konseptinde çalışmaya yapan arkadaşların çalışmaya başladığı bir firma. O zaman iş dünyasına da seslenelim. Evet. Mutlaka destek vermeleri gerekiyor. Ve hemen pilotumuzun yanına gidiyoruz. Deniz Akgül. E, Deniz Bey şimdi... Normal arabalar gibi konforlu bir yerde değilsiniz gördüğüm kadarıyla. E, farkı nedir? Yani normal araçlar kadar e, konforlu bir araç değil fakat e, yarışta gün boyu kullanılacak kadar da konforlu aynı zamanda. E, şimdi normal bir direksiyon yok. Biraz anlatır mısınız özellikle? Evet normal bir direksiyonumuz yok. Biraz Formula 1 e, araçlarının direksiyonu gibi. Üzerinde bir elektrikli araç olduğu için e, otomatik vites, vites tuşumuz bulunuyor. Aynı zamanda verimli gidebilmemiz adına e, hız sabitleme tuşumuz bulunuyor. Onun arttırması, azaltması ve e, sinyallerimiz bulunuyor. Peki nasıl sürmesi keyifli oluyor mu? E, bütün ara aşamalarına tanık olduğunuz bir aracı kullanmak gerçekten çok keyif verici oluyor. Yani çok değişik bir his. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. E, Itunun hem güneş enerjili hem elektrikli araçları geliştirdiği atölyedeyiz ve son Bovitska'yı geliştiren ekiple konuştuk ve görüyorsunuz kolay değil 2004'ten beri yani 14 yıllık bir birikimin sonucunda bu noktaya gelindi. Zaten o birikimin ödülleri de yine bu atölyede onları görmek de mümkün. Bizim İstanbul'dan Ayaza kampüsünden İTÜ'den aktaracaklarımız bunlar.